Dimitri'yi tanıyorsunuz müdürüm. Yanladın mı şimdi? Geç. Oldukça iyi bir sıralaması var. Kayserispor'dan tabii beklentinin çok da üzerinde bir başarı. Ama bu başarı tesadüfi değil. Hem Ali Başkanım, hem yönetim, hem camiamız gerçekten çok çalışıyor. Ve gerçekten çok emek veriyorlar. Futbolcularımız da Recep Hocamızın gelmesiyle birlikte kendilerini çok daha performansını üst düzeye taşıyacak şekilde ispat ettiler. Hepsine gerçekten ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu mutluluğu bize yaşattıkları için. Taraftarlarımıza da kısa bir çağrımız var. Bu hafta Sivas maçımız var. Bizi yalnız bırakmasınlar. O tribünleri dolu görmek istiyoruz. Yeni bir hocaları var. Hayırlı olsun diyelim Bülent Hoca'ya da. Biz tabii Kayserispor olarak yine kazanmak için sahaya çıkacağız. Taraftarımızın bizden beklentisini yerine getirmek için sahaya çıkacağız. İnşallah taraftarımızın önünde 3 puan alır, ligdeki yerimizi sağlamlaştırırız. Açıkçası camiamızın buna ihtiyacı var. Üçü de yakaladık, geriden geldik. Ama şanssız bir penaltıyla mağlup olduk. Konya maçında da ilk yarı ayağımıza gelen atakları değerlendiremedik. İkinci yarı tabii ev sahibi olmanın verdiği avantajı da kullandı Konya Spor ve bizi mağlup etti. Tabii sporda, futbolda bunlar var. 3 sonuçlu galibiyetimizde, mağlubiyetimizde doğal karşılanmalı. Çok altında büyük anlamlar aranmamalı. İnşallah bizim çıkış maçımız olur Sivas Spor ve arkasından hızlı bir fikstürümüz var. Aşağı yukarı 3 günde bir maç yapacağız. Hem Karagümrük, hem Galatasaray, hem Gençler Birliği kupa maçı. Takımımız da bir hafta 10 gündür dinlenmiş oldu. İyi bir kamp dönemi geçirdi. İnşallah bu yorucu ve zorlu fikstürün altından kalkarız. Yani futbolcularımız da bunu gerçekten canı gönülden istiyor. Tabii ki Kayseri büyük bir şehir, büyük bir camia. Avrupa'da oynamak, top koşturmak Kayseri için güzel olur, büyük bir başarı olur. Ama lig de kolay değil. İçinde bulunduğumuz şartlar tabii neyi getirir bilemiyorum ama biz futbol kulübü olarak elimizden geldiğince bunu başarmaya çalışacağız. Tabii ilk 7 Kayserispor için iyi bir sonuç. Avrupa'ya gidebilirse memnuniyetle altından kalkabilecek hazırlığı yaparız. Ama dediğim gibi yani bu yıl zor bir yıl. Ekonomik olarak da zor bir yıl. Ligde çok güçlü takımlar da var. İnşallah ikinci yarı istediğimiz gibi devam eder ve ligin sonunda hak ettiğimiz yeri buluruz. Ooh!